Ramazan ayının manevi havasından çok etkilenir İbrahim. Müslümanların aynı anda yemek yemeleri, namaz kılmaları ve ibadete yoğunlaşmaları onu çok etkiler. Bütün teravihlere katılır. Bu kardeşlik ruhu onu çok mutlu eder ve oruç tutarken neredeyse hiç zorlanmaz. Mübarek Ramazan ayı İbrahim Jeff için ayrı bir önem ve sevgi taşır. The month of Ramazan is really a special month. You feel it in the air, in the atmosphere. You see the masjid is full. Everyone's coming like Ramazan ayı benim için çok değerli. Ramazan havası çok farklı bir ortam. Mescit dolup taşıyor Ramazan aylarında. Herkes mescide geliyor. Şehirdeki 100 bin Müslüman bir ay boyunca mescide geliyor. Tabii bazen oruç tutmak zor olabilir ama Allah'ın sana bir şekilde güç verdiğini hissediyorsun. Ramazan ayında sanki fazladan bir kuvvet var gibi. İşe gitmediğim zamanlar su içmeden bir saat, yemek yemeden 3-4 saat dursam kendimi kötü hissediyordum. Ama Ramazan ayında bu yaz oruç 18 saatti ve kendimi mükemmel hissediyorum. Ramazan'da oruç tutmak, akşamları teravih namazına gitmek, sabah sahura kalkmak bütün Müslüman kardeşleri bir araya getiriyor. Ramazan ayında Müslümanların arasında çok kuvvetli bir bağ olduğunu hissedebiliyorsun. İlk Ramazan'ımı 2013 yılında geçirdim. İlk kez oruç tutuyordum. Yaz mevsimindeydik ve işten biraz geç çıkıyordum. Ama elhamdülillah çok iyi geçti. Ve böylece bu benim ilk Ramazan'ım oldu. İbadet insanın hayatında çok şey değiştiriyor. Hristiyanlar aslında oruç tutmuyorlar. Paskalya bayramından önce bazı günlerde oruç tutuyorlar. Ancak onlar da oruç şöyle. Paskalya'dan önceki cuma günlerinde kırmızı et yemeyeceğim, onun yerine balık eti yiyeceğim gibi bir şey. Bu onlar için oruç oluyor. Hristiyanlarla gerçek oruç hakkında konuştuğun zaman bu onları çok etkiliyor. İslam kardeşliği diğer her türlü kardeşliklerden, arkadaşlıklardan ve buna benzer her şeyden farklıdır. Çünkü İslam'da gerçek kardeşlik, inançta kardeşlik vardır. Allah'tan korkan bir Müslüman kardeşle aranda bir güven bağı olur. Bu, başka insanlarla olmayan bir güven. Çünkü orada yalnızca senin için yapılan bir şey değil. Onun da Allah'tan korktuğunu ve senin hakkında kötü konuşmayacağını, sana kötü bir şey yapmayacağını biliyorsun. Maalesef İslam kardeşliği yeteri kadar kuvvetli değil bugünlerde. Müslümanlar çok bölünmüşler. Fazla bir arada değiller. Sahabelerin arasında olan kardeşliği bir örnek olarak görmemiz gerekir. Kendimiz için sevdiğimizi, kardeşimiz için de sever ve isteriz. Bu sünneti uygulamamız gerekiyor. Kardeşlerimize her konuda yardımcı olmamız gerekir. Tabii durum şimdi böyle değil. Dünyanın her yerinde zarar gören ve eziyet çeken Müslümanlar var.
Buna rağmen çoğu Müslüman akşamları rahat rahat yataklarında yatıyorlar. Bence bugünkü İslam kardeşliği olması gerektiğinden ve ashab-ı kiramın kardeşliğinden çok uzak. Ancak Ramazan gibi özel zamanlarda bu kardeşlik duygusu yeniden diriliyor. Müminler böyle zamanlarda birbirlerine daha çok bağlanıyorlar. Müslümanlar tarih boyunca İslam'ı yaymak için sürekli hicret etmişlerdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan tebliğ süreci, her çağda inanan insanların görevi olmuştur. Ancak Müslümanların terörist olduğu propagandası insanların İslam'a ön yargıyla yaklaşmalarına neden oluyor. Oysa Peygamberimiz din güzel ahlaktır buyuruyordu. İbrahim de gerçek dine girmenin mutluluğunu yaşıyor ve çevresindekileri de bu kutlu yola davet etmek istiyordu. I want to call the people to Islam. This is the work of the prophets. This is the most important thing I think in Islam. İnsanları İslam'a çağırmak istiyordum. Mübarek sahabe-i kiram da bunu yapmıştı. Onlar Mekke'de ya da Medine'de kalabilirlerdi. Kabe'nin ya da Mescid-i Nebevi'nin karşısında namaz kılmanın mükafatını alabilirlerdi. Ama onlar dünyanın her yerine gitmeyi seçtiler. Bu bize çok önemli bir örnek. Çünkü şimdi etrafındaki insanları İslam'a çağırmak her Müslümanın sorumluluğu. İslam hakkında çok bilgi sahibiysen etrafındakilerle konuşarak onları İslam'a çağırabilirsin. Eğer fazla bilgin yoksa kendinin nasıl bir Müslüman olduğunu güzel örnek olarak gösterebilirsin. Etrafındakilere bazı hediyeler verirsin. İnsanlara güzel davranırsın. Etrafındakiler Müslümanların güzel davranışlarını ve ahlaklarını kendileri zaten görecekler. Kendi kendilerine düşünecekler. Neden bütün bu insanlar bu kadar iyi davranıyorlar? Neden bize güzel hediyeler veriyorlar? Belki de onlara İslam böyle yapmalarını söylüyor. İnsanlar bu şekilde düşünebilirler. Ben de bunu yapmayı denedim. Ailemde bunu yapmak biraz zordu. Çünkü onları İslam'a nasıl davet edeceğimi bilmiyordum. Eğer İslam hakkında çok fazla konuşursam, onları İslam'dan daha çok uzaklaştırabilirim diye düşündüm. Doğru konuşma şeklini bulmak biraz zor. Bence ailenle ya da sana yakın olan kişilerle İslam hakkında konuşmak daha farklı metotları içeriyor. Başka insanlarla, az tanıdığın ya da hiç tanımadığın insanlarla İslam hakkında konuşmak, aileye göre daha kolay yol ve usullere sahip. İbrahim Jeffrey İstanbul'da. Ziyaret ettiği ilk İslam ülkesi İstanbul.
İstanbul'u ve İstanbullu Müslümanları seviyor. İsviçre'den Türkiye'ye İslam'ı daha iyi öğrenebilmek için gelmiş. Ziyaret ettiği Müslümanlara adeta ders verircesine onlara İslam aleminin kurtuluşu için reçeteler veriyor. İslam'ı hakkıyla yaşayan bir Müslüman, muhakkak Yüce Allah'ın nuruyla bakar etrafında gelişen olaylara. İbrahim de sorunları ve sorumlulukları tespit ediyor ve uyarıyor dünya Müslümanlarını. The main ways that we must use to spread Islam in the world, I think, to start with already is to work on ourselves. Dünyaya İslam'ı yaymak için kullanabileceğimiz en iyi yöntem önce kendimizi geliştirmeye başlamamızdır. Çünkü eğer biz İslam'da yani doğru yolda olmazsak o zaman diğer insanlar ne düşünürler? Bu insanlar kötü davranıyorlar, bu insanlar bizi kandırabilir gibi düşüncelere sahip olabilirler. Eğer İslam'daki güzel davranışların tam tersine bir davranış olursa, o zaman insanlar onun bir Müslüman olduğunu gördüklerinde, gerçek olmasa da İslam'ı öyle görürler. Çünkü İslam kusursuzdur ama Müslümanlar öyle değiller. Müslüman, diğer insanlar için İslam'ın aynasıdır. Bu yüzden öncelikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ortada çok fazla kötü olaylar var. Müslüman olmayan bir turist, Müslüman bir ülkeye tatile geldiğinde, bu Türkiye olabilir, Malezya, Tunus ya da Arap ülkeleri olabilir. Taksiye bindiğinde, eğer taksi şoförü onu otele götürmeden önce şehrin etrafında 5 kere dolandırırsa ya da alışverişte veya bir restoranda birisi onu kandırırsa, tabii bu İslam olmasa bile o turistin İslam hakkındaki düşünceleri ne olur? İslam hakkında imajı kötü olur. Müslüman bir ülkeye gittin mi? Aa evet, beni takside, alışverişte, restoranda kandırdılar. Bence ilk olarak bunu değiştirmemiz gerekir. Müslüman ülkelerde yaşayan Müslümanlar, özellikle turistik bölgelerde yaşayanlar çok dikkat etmeliler. Turistlerden biraz daha fazla kazanmayı düşüneceklerine, insanlara doğru davranmalılar. Eğer ülkelerine gelenlere güzel davranırlarsa, onlara İslam'ın güzel bir imajını gösterebilirlerse ve inşallah onları İslam'a getirebilirlerse, ahirette daha fazla kazanacaklar. Bu, bence üzerinde çok çalışılması gereken bir husus. Şimdilerde İstanbul'da yaşayan İbrahim, Türkiye vasıtasıyla İslam dünyasını daha iyi gözlemleyebiliyor. Allah-u Teala inanan insanlara Âl-i İmran suresinin 103. ayetinde "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın" buyurur. İbrahim'e göre Müslümanların en büyük problemleri gruplara ayrılmaktan, İslam'ı gereği gibi yaşamamaktan ve tebliğ etmemekten kaynaklanıyor.
The thing in Islam that really touched me, I think, a lot is already the rules in Islam is clear. What is right, what is wrong. Yüce İslamiyet'te beni etkileyen bir başka husussa sahip olmamız gereken güzel davranış biçimleridir. İnsanlarla konuşma şekli ve insanlara davranış şekli. Bence her Müslüman, Kur'an ve sünnetlerde anlatıldığı gibi güzel davranışa ve ahlaka sahip olsa, çoğu insan sadece bu nedenden dolayı İslam'a geçer. Bana göre bugünkü İslam dünyasındaki önemli problemlerden biri, Müslümanların kendi aralarında çok bölünmüş olmaları. Mesela bazıları ben bucuyum, ben şucuyum diyor ve ondan sonra birbirleriyle konuşmuyorlar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Müslümanlar ben bucuyum, ben şucuyum demiyorlardı. Biz Müslümanız, bu kadar. Hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz ve birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Müslümanların bu kadar zulme uğradığı bir dünyada birbirimize sımsıkı kenetlenmemiz gerekiyor. I think that many people would embrace Islam just because of this. Müslüman olmayan ülkelerde İslam'ı yaşamak bir mümin için zordur elbette. Her yerin günahla kuşatıldığı hayatın rüzgarıyla istikametten kolayca savrulabilirsin. Sürekli haramı gören gözlerin, işiten kulakların buna alışması daha kolay olabilir. Ancak İbrahim'e göre Batı ülkelerinde yaşayanlar din konusunda daha hassaslar. Onlar zor şartlar altında bile dinin emirlerini uyguluyorlar. Oysa İslam ülkelerinde doğanlar bunun için Allah'a çok az şükrediyor. İbadetler konusunda yeteri kadar hassas davranmıyorlar. I think in the Islamic world today the situation has problems because there's too much the Muslims being divided between themselves. One say I'm Salafi. İslam dünyasındaki bir diğer problem ise çoğu Müslümanın dinini gereği gibi yaşamaması. Örneğin, Batı'da Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanları ele alalım. Onlar İslam'ın ne olduğunu daha iyi anlıyorlar. Çünkü onların her gün günlük yaşamlarında helal yemekler yemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Namaz kılacak bir yer bulmaları gerekiyor. Bazen işleri yüzünden namaz kılacak yer bulamıyorlar ama yine de bir çözüm buluyorlar. Yine de İslam'a sımsıkı tutunuyorlar. Buna rağmen Müslüman ülkelerde yaşayan bazı Müslümanlar için bunlar kolay şeyler. Bazıları bunun ne kadar değerli olduğunu bilmiyorlar. Mesela namaz kılıyorlar ama özgürce namaz kılabilmenin ne kadar değerli olduğunu bilmiyorlar. Müslüman olmanın ne kadar büyük bir nimet ve şeref olduğunu bilmiyorlar. Mesela kafir bir ülkede etrafındaki insanları gördüğün zaman elhamdülillah Müslümanım diyorsun.
etrafındakileri nasıl İslam'a çağırabileceğini de düşünüyorsun. Ama ilk olarak elhamdülillah Müslümanım diyorsun. Müslüman bir ülkede yaşayan bir Müslüman, belki Müslüman olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, Allah'ın kendisine bağışladığı hidayet yolunun değerini bilmiyordur. Ve bunun için yeterince şükretmiyordur. İbrahim İstanbul'da. Gezmeye ve İslami ilimleri öğrenmek için geldiği İstanbul'u görmekten çok mutlu İbrahim. Kur'an'ın ve sünnetin ölçüleriyle bezenmiş İbrahim, İslami bakış açısıyla İslam ümmetinin hatalarını çok iyi tespit ediyor. O, ümmetin ayağa kalkması için çözüm yolları da öneriyor.